Evet merhaba arkadaşlar hemen bir soru-cevap videosu daha çekmeye çalışacağım. Şimdi çok sayıda soru geliyor günde yüzün üzerinde mail mesajı değişik şekillerde sorular geliyor. Bir kısmı saçma sapan sorular olmakla birlikte sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Çok kıymetli, çok değerli ve e, önemli sorular da geliyor. Tabi soruların bana kattığı çok fazla da şey var. Çok farklı hayatlardan çok farklı şeyler öğrenebiliyorum. Beni de eğiten bir yanı olduğunu kabul etmem lazım. E, o yüzden soruları da okuyarak devam etmeye çalışacağım. Bir arkadaşım sormuşlar gene isimleri çok önemli değil. Yani ihtiyaç olursa da kendisi zaten zannediyorum saklanacak bir durumu da yok ama olsun gene de özel bir durum olmadığı sürece vermeyelim. Elektronik mühendisliğinde okuyorlar kısaca. Sorularını okuyalım. Oradan da biraz bir şeyler öğrenmeye çalışırız. Ben elektronik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Önümüzdeki dönem sonunda, sonunda mezun olmayı planlıyorum. Şu ana kadarki deneyimlerime göre Türkiye'de elektronik mühendisi olarak iş bulmak pek kolay değil. Evet doğru. Bununla ilgili bizim videolarımız da var. İzlerseniz e, bunu karşılaştırdığımız e, yorum yaptığımız e, videolar var. E, Elektronik sektörü e, bir dönem çok parlak bir sektör. Yani şöyle e, söylüyorum. Mesela ÖYS'de üniversite sınavına girişte birincilerin tercih ettiği e, geleceği mesleği denilden çok önem verilen bir meslekte, hala önemli bir meslek. Bu arada onu tabii ki söylemek lazım. Ama sektörün pazarın iş e, mesela istihdam, istihdam açısından e, o zamanki parlaklığını taşımadığını e, söyleyebilirim. Ee, gene önemli bir bölüm olmakla birlikte. Çok yüksek ortalamalı bir üniversite ismi vermişler. Onu burada söylemeyeceğim ama iyi üniversitelerimizden birisi. Çok yüksek ortalamalı bir üniversitenin mezunlarının bile software developer olarak çalıştığını ve kendi işlerini yapmadıklarını görüyorum. Evet, bilişim dünyasında elektronik bölümünden mezun olup, kendi işlerini yapmayıp e, kendi alanlarında iş bulamayıp e, çoğu zaman e, bilişim dünyasına giren çok sayıda insan oluyor. Aldıkları eğitim ...min dışında işler yapıyorlar e, ve eğitim almadıkları bir konuda çalışmak zorunda kalıyorlar. Kendilerini yetiştirmek zorunda kalıyorlar. E, zannediyorum siz de bunu e, görmüşsünüz. Peki bu yüzden kendimce önlemler aldım ve kendimi programlama alanında geliştiriyorum. Süper. E, siz de yani o yoldan gideceksiniz anlaşılan. Şu ana kadar programlamaya giriş, object-oriented programming ve veri yapıları, algoritmaları derslerini aldım. Süper. Önümüzdeki dönem işletim sistemleri, programlama atölyesi ve... Android programlama derslerini alarak mezun olmayı planlıyorum. Süper. Hocalarım bu şekilde software developer olarak iş bulabileceğim ve CS alanında Computer science'ı kastediyorsunuz herhalde yüksek lisans yapmadan bu sektörde başlangıç yapabileceğimi söylüyorlar. Doğru. Yani bu saydığınız dersler aslında e, bilgisayar bilimlerinin veya bilgisayar mühendisliğinin veya yazılım alanında gelişecek yazılım geliştiricisi olacak arkadaşların en temel dersleri olduğunu söyleyebilirim. E, ve aşağı yukarı hemen hemen yani şöyle kapsayıcı olarak baktığınızda belki birkaç ders eklenebilir. Yani o her zaman e, o işin sonu yoktur ama önemli olan çoğu ders almış olacağınızı söyleyebilirim. Zannediyorum bunları bilgisayar bilimlerinden, bilgisayar mühendisliği bölümünden alıyorsunuz. Dolayısıyla doğru bir şey yaptığınızı ben düşünüyorum. E, kişisel olarak bilişim alanına girmek istiyorsanız. E, bu biliyorsunuz elektronikten bilişim dünyasına girecek arkadaşlara genelde tavsiyem çap yapmaları veya bir şekilde bilgisayar mühendisliğine geçerek bu işin eğitimini almaları. Çünkü yapacağınız işin eğitimini almakla almamak arasında fark var. Her ne kadar yakın bir eğitim olsa da bakın bu çok tartışılan bir şey. Hep böyle bir iddia var. Yani işte biz e, şu bölümdeyiz. Şimdi bölüm isimlerini söylemeye Gerek yok Bu bilgisayar mühendisliğine yakındır. Bu bilgisayar mühendisliğine yakındır diye hep bir yakınlık durumu söz konusu. Yakın demek o eğitimi almıyorsunuz demek. O eğitimin dışında bir eğitim alıyorsunuz. O eğitimde olmayan içerikte eğitimler alıyorsunuz demek. Bu kötü bir şey mi dünya sonu Hayır. Bu sizin emek göstermeniz gerektiğini gösteriyor. Yani ve şunu da söyleyeyim bakın bilgisayar mühendisliği eğitimi alanların da emek göstermesi gerekiyor. Yani bilgisayar mühendisliğini okuduk tamam artık her şey mükemmel hiç çalışmadan biz bu işleri yaparız mı? Hayır. Onun cevabı da hayır. Ee, ...emek göstermemiz gerekiyor. Buradaki kritik nokta şu, ne kadar emek göstereceğiniz veya... E, ...ne kadar önde başlayacağınız bir yarışmayı düşünün. Sıralama yarışı yapılıyor orada işte. Sıralama yarışında birinci en önde olarak başlamak da mümkün yarışa. En sonda başlamak da mümkün. Dolayısıyla orada biraz avantaj elde ediyorsunuz önde başladığınız zaman. ...diğerlerine göre önde başlıyorsunuz, biraz daha önde gidiyorsunuz. Dolayısıyla sizlere tavsiyem ne kadar fazla, üniversitede vaktiniz de var... ...ne kadar fazla bu konuda eğitim alırsanız, ne kadar bu konuyla ilgili tecrübe edinirseniz... ...iş hayatına girerek, belki part-time çalışarak vesaire, o kadar önde başlarsınız. Yaptığınız her emeğin karşılığını görüyorsunuz. Ben bunu hayatımda birkaç kere gördüm, test ettim. <laughs> Böyle bir durum var. Sizlere de tavsiyem emek verin, emek vermeden bir şeyler beklemeyin. Ee, bu arkadaşımızın yaptığı e, bence doğrudur. Ee, sordukları için söylüyorum. Yani altında yazmışlar. Bizlere bu konuda neler önerirsiniz demişler. Bu durumda olan çok fazla insan var. Geleceğini cevapla vereceğiniz cevapla birçok insana yol gösterebilirsiniz demişler. Ee, yani. Bilmiyorum, umarım faydalı oluyordur. Ama benim gördüğüm kadarıyla doğru bir yolda gidiyorsunuz. Sonuçta bu konuyla ilgili eğitim alıyorsunuz, bilgisayar mühendislerinin aldığı eğitim derslerini alıyorsunuz ve dolayısıyla beklentinizi de buna göre şekillendirebilirsiniz. Tabii burada kritik nokta şu oluyor, biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği de okunsa iyi üniversite var, kötü üniversite var. Dersleri alsa da o derslerde hiçbir şey öğrenmeden geçen de var. Dünyanın anlamı bu derste yatıyordur diyerek o dersi o kadar özümseyerek, o kadar hayatın bir parçası haline getiren, onunla dünyaya bakabilen bir gözlük olarak yeri geldiğinde o gözlüğü takıp dünyayı o gözle bakabilen e, o dersin o kadar vizyon kattığı ufuk kattığı insanlar da oluyor e, dolayısıyla e, tabi burada farklar olacak bu farklar da zaman içinde başka şeylere dönüşüyor e, ama e, elektronikte okuyan arkadaşlara tavsiyemiz bir defa e, şu tabii ki elektronikte okuyup elektronik sektöründe çalışacak olan arkadaşlar doğru bir yerde. onunla ilgili hiçbir tartışmaya herhalde gerek yok e, ama bilişim dünyasında çalışacak olan arkadaşlar e, elektronikte okuyorlarsa yanlış yerdeler öncelikle bu işin çünkü eğitiminin verildiği yer elektronik değil. Elektronik mühendisliğinde bakın matematiği bile farklıdır. Yani bir taraf mesela continuous sürekli elektrik sürekli matematik üzerinde durur. Bir taraf diskrittir. mesela bilgisayar bilimleri kesikli, ayrık matematik üzerinde durur. Matematiği işin arkasındaki matematik bile farklıdır. Yakın deniyor ama mesela elektroniğin belki makineye daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani bilgisayara göre bilgisayar da ortak kesişen noktalar var. Evet, donanımla ilgili kısımlarda çalışılabilir. Donanımla ilgili de tavsiyemiz tabii ki iki bölüme de bakılması, çarp yapılması. Ama bilişim alanında yazılım uzmanı, yazılım alanına girmek istiyorsanız, veri yöneticisi olmak istiyorsanız, bu alanlarda gelişmek istiyorsanız, yani yazılım, mesela test mühendisi olmak istiyorsanız, güvenlikle işte hacker olacağım diyorsanız mesela, şey anlamında yazılım anlamında bahsediyorum. Yazılım alanındaki eğitim Türkiye'deki karşılığı bilgisayar mühendisliğidir. Bunun dışındaki diğer eğitimler. Yani merkezde bilgisayar mühendisliği vardır. Bunun dışındaki diğer eğitimler, bakın mesela yazılım mühendisliği bile işin yönetim kısmına, proje yönetimi, test yönetimi, kalite yönetimi gibi yönetim kısmına kayar. Ee, i̇şte MIS, yönetim bilişim sistemleri, işletmeye kayar. İşte e, baktığınız zaman diğer bütün okuyabileceğiniz meslekler, bilgisayar mühendisliğini Türkiye için konuşuyorum. Etrafındaki, interlandındaki e, mesleklerdir. Merkezde bilgisayar mühendisliği var. Aslında bunun dünyadaki ismi onu da söyleyeyim. Bilgisayar bilimleridir. Bu arada onu da söyleyeyim. Türkiye'de bilgisayar bilimleri bölümleri de var. Ve bu bölümlerin eğitim içeriği de işin merkezinde olmaya uygun e, içerikler. Dolayısıyla yani o merkeze bir bölüm konulacaksa, Türkiye'de bilgisayar bilimleri az olduğu için onu çok zikretmiyorum ama işin aslında kor kısmı yani çekirdeğinde duran şey bilgisayar bilimleridir. Bu bilgisayar bilimleri etrafında da şey şekillenir. E, sektör, e, çalış alanları meslekler şekillenir e, ama Türkiye'de bilgisayar bilimleri olmadı onu karşılayanın bilgisayar mühendisliği olduğu için böyle konulmuş yıllar önce e, Dolayısıyla Türkiye'de bu işin merkezinde bilgisayar mühendisliği vardır diyoruz ama e, doğrusu Aslında bilgisayar bilimleri olacak ama her ne yani ister bilgisayar mühendisliği ister bilgisayar bilimleri değil çekirdekte de o var diğerlerinin hepsi bunun etrafında dolaşan şeylerdir yazılım geliştir yani yazılım dünyası yazılım denilen şeyin ee, ne olduğunu anlayabilmek ve yazılımın bütün felsefesine hakim olabilmek, bütün teorisine, algoritmanın yapısına hakim olabilmek bilgisayar bilimleri eğitimi alarak olur. Ve bununla ilgili çok ciddi eğitimler de veriliyor bu e, ciddi iyi üniversitelerde. Ee, bunun dışındaki bütün eğitimler onun dışında kalır. Bunu almadığınız bütün eğitimler bunun dışında kalır. Ee, dolayısıyla benim tavsiyem elektronikte okuyan arkadaşlardan, yazılım dünyasına girmek isteyen arkadaşlar bu dersleri alsınlar. Burada tabii programlama dilini yani ne alacağız ne bilmemiz gerekir derseniz bir programlama dilini çok iyi biliyor olmak en az bir tanesini ve diğerlerini de öğrenebilecek seviyeye gelmiş olmak. Yani verildiğinde bir dili kendiniz öğrenebiliyor musunuz yoksa ya ben bunu öğrenemem bir kursa gitmem lazım işte birisi anlatsın modunda mısınız? Ee, tabii İngilizce bizim bilişim dünyası için çok önemli o başka bir yere konulacak bir şey belki ama bu listeye konulacak şeyler arasında bilinmesi gereken şeyler arasında. Veri yapıların algoritma analizi bazı yerlerde bu veri yapıları ve bir algoritma birleştirilerek anlatılıyor ama o içerik tam olmuyor. Yani algoritma analizi ayrı bir ders olarak anlatılmasında fayda olan bir derstir. E, detayı olan bir derstir. Çünkü bir e, kodun bir programın nasıl yazılacağını, yazdığınız kodun ne kadar başarılı, ne kadar doğru bir kod olduğunu o derste görüyorsunuz. Hatta bir alanda her alanda biliyorsunuz kod yazılamaz. Bazı alanlarda kod yazılıp yazılamayacağının bulunabilmesi e, o, o derste ilgili ve e, bunun devamında olan dersler işte nesne yönelim programlama yani o programın dilini öğrenmenin parçası olarak görülebilecek, işletim sistemleri, concurrent programming'in anlaşılabileceği, e, işte otomata teorisi belki bir compiler teoriye devam edilebilir. Yapay zeka olabilir. Çalışacağınız diğer alanlarla bunu güçlendirebilirsiniz. Yani işin bel kemiğinde olanlar bunlar. Onu yan taraftan güçlendirmeniz gerekiyor. Çünkü öğrendiğiniz her ders bunları güçlendiren et, ek ek bunlara ilave yapan dersler oluyor. Tabii yüksek lisansa gitmek burada bir alternatif. E, mailinizde de var. Yani ben elektronikten mezun oldum, bilişim dünyasına gireceğim. Öyleyse bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yapayım deyip bilimsel hazırlık okuyabilirsiniz. Orada da gene yapılan şey aynıdır. Bu dersleri bu sefer o şeyin içinde, programın içinde alırsınız. O programın bir parçası olarak alırsınız. E, tabii veri tabanı e, böyle ben şimdi hazırlıksız bir şekilde sayıyorum ama aklıma geldikçe veri tabanı yine önemli derslerimizden birisi. File organization bazı yerlerde o işin teorisinin verildiği e, bir ders. E, bunlar önemli dersler e, konulması alınmasında fayda olan dersler sektöre gireceksiniz özellikle. Evet bilmiyorum. Umarım cevap olmuştur. Elektronikle ilgili çok soru geliyor. Bilişim dünyasına girmek isteyen anladığım kadarıyla elektronik dünyasında olan çok insan var. Bu insanlara tavsiyem üniversitede öğrenciyseniz mümkünse bilgisayar mühendisliğinden dersler almaya çalışın. Mümkünse çap yapmaya, yan dal yapmaya çalışın. Mümkünse bilgisayar mühendisliğine geçmeye çalışın veya o kadar ciddiyse iş mesleğiniz olacaksa bundan eminseniz. Mezun olan arkadaşlar da yüksek lisans yapabilirler veya tekrar üniversite okunabilir. Bu Türkiye'de böyle bir şey oluyor. Yani üniversiteyi bir kere bitirdi bir daha üniversiteye hiç uğramayacakmış gibi bir algı var. Öyle değil. Tekrar tekrar üniversite okunabilecek bir şey. Veya gidip ders alabilirsiniz. Bu da çok yapılan bir şeydir. Türkiye'de gene yapılmıyor. Ben üniversitede şu dersi almak istiyorum. Sadece o derse kayıt olup bu herkese de açıktır bu arada. Lise mezunu herhangi birisi üniversite sınavını kazanamamış bile olabilir. Gidip Parasını ödeyip genelde o ücretli oluyor. Parasını ödeyip bir dersi alabilir, kayıt olabilir. O dersi e, alır. Onunla ilgili de o dersi geçtiğine dair bir transkript verilir. E, özel öğrenci deniliyor buna. Misafir öğrenci deniliyor bazı yerlerde. Böyle uygulamalar da vardır. Gidip bir dersi üniversitede de dinleyebilirsiniz. İyi bir üniversitede gidip e, eksiğiniz olan bir konuyu öğrenip, dinleyip e, o konuyu da çalışabilirsiniz. Bunlar yapılabilecek faydalı şeylerdir. Tavsiye ederim. E, tabii e, bunun yanında oturup kendiniz çalışmanız da her zaman mümkün ki bunu yapan çok kişi olmuştur geçmişte. E, evet uzatmadan e, burada bitireyim. Umarım faydası olur. Herkese başarı yapıyorlar